Evet, şimdi şey var, bu o konjonktürde, bu o bağlamda konuşulan, en çok konuşulanlardan bir tanesi, yani Rusya için konuşuluyor ama İran da çok konuşuluyor. Hani İran şimdi mesela nükleer müzakerelerde bütün bunlar, Amerika bir kredibilite sorunu yaşıyor şu anda. Yani geçen hafta konuştuğumuz o Kabil Havaalanı'ndan ki kaos, yani Amerikan uçaklarına tutunmaya çalışan Afganların o resmi çok ciddi bir şey yarattı. Yani Amerika'nın imajını, Amerika'nın zayıfladığı imajını yarattı. Şimdi bunlardan kimler faydalanacak? Yani Rusya faydalanacak, Çin faydalanacak. İran çok sık konuşuluyor. Neden çok sık konuşuluyor? Çünkü işte nükleer müzakereler biliyorsun uzun zamandır bir sekteye uğramış durumda. Şu söyleniyor, yani işte bu resimden İran şu sonucu çıkaracak: Amerika zayıfladı ve bunu nükleer müzakerelerde kendi lehine kullanacak. Şimdi şöyle, aslında karmaşık bir durum var. Bu diğer ülkeler için de geçerli. Mesela Rusya için de geçerli. Evet, Amerika'nın oradan çıkmış olmasını İran'da dahil bu ülkeler memnuniyetle karşıladılar. Fakat aynı zamanda da Taliban'ın yönettiği bir Afganistan bir sürü de bir güvenlik tehdidi içeriyor bu ülkeler için. Başlangıçta İran için. Çünkü yani bir mülteci akını söz konusu, Sünni radikal örgütlerin yükselmesini bu palazlandıracağı endişesi var. Bir de zaten hani Taliban ve İran'ın tabii birbirinden ciddi bir tansiyon da söz konusu. Yani bir tanesi Sünni bir radikal örgüt, öbürü Şii. Bir de tabii Afganistan'da bir bu Hazaralar denilen bir Şii toplumu var. İran bunların ne olacağından endişe ediyor vesaire. Dolayısıyla İran'ın Taliban'a dair çok büyük de endişeleri de var. Tamam, Amerika çıktı gitti ama bir taraftan da orada bir kaos hüküm sürerse bu İran'ı gerçekten zayıflatacak, istemediği dönemde bir zayıflatacak da bir gelişme.